Akşamlar programında özel çocuklar konusu enine boyuna masaya yatırılıyor. Uzman psikolog Tuğba Yağan, uzman müzik terapisti Neyzen Kerem Tufan, Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı, otizmli birey annesi Parin Yakupyan, ev hanımı Dilek Mermer, Tomurcuk Kooperatifi Özel Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Güler Arınel uzman konuklarımız. Ve Açelya Akkoyun moderatörlüğünde Akla Takılanlar başlıyor. Harikasınız Kerem Bey. Harikasınız. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve çok özel konu ve konuklarla birlikteyiz. Özel annelerimizi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve tabii ki değerli uzmanlarımızı. Bugün dünyaya getirdikleri evlatları, özel evlatların özel hikayeleri bizle paylaşan bu gönüllere huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve öncelikle Parin Hanım'la başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Parin Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Biz sizin hem özel anne oluşunuza hem özel anneliğiyle birlikte bu yolculukta gerçekten yola güller serişinize hayranlıkla bakıyoruz. Teşekkür ederiz. Sizin hikayeniz nasıl başladı? Aslında her anne evladıyla yeniden doğuyor. Her anne yeni bir hayat hikayesi yazmaya başlıyor ama biz özel annelerde farklı bir durum söz konusu birazcık daha. Ben Garen'in ve Sayat'ın tabii ki doğuşuyla ikinci hayatıma doğdum. İkizler değil mi? Garen ve Sayat. İkizler. İkizler. Bizim her anne gibi işte benim de normal bir hamilelik sürecim. Hamilelik süreci istenen bir hamilelik. Hiç sorunsuz bir doğum. Ve büyük bir mutlulukla eve geliş ve yaklaşık 1,5 sene sorunsuz bir sorunlar. Tabii her evin yaşadığı sorunlar ama elbette, çocuk evet hani otizmle ilgili herhangi bir bilgi olmadan yaşanmış bir hayat. Otizmde maalesef fark edilme yaşı 2 yaş civarında başlıyor genelde. Aslında artık tıp çevresi çok daha erken fark edebiliyor ama zaten otizm bir 6 aydan sonra sosyal etkileşimden kesilme olayı olduğu için de genelde bu fark edişler daha işte 2 yaşından sonra oluyor. Onun için ben 2 yaşına kadar anneliğin hani daha normal bir seyrini yaşadım. 18 ayına kadar Garen ikizinin çok önünde gelişen bir çocuk. Daha erken boynunu tutmuş, daha erken yürümüş, daha erken konuşmaya başlamış, daha erken... Garen'le Sayat'ı da görüyoruz. Çok da yakışıklılar. Evet. Gerçekten ikisi de çok yakışıklı. Allah bağışlasın. Evet, yaşam sebebimiz bizlerin. Değil mi? Daha önce göz teması kurmuş. Tüm sosyal yapması gereken her şeyi yapmış bir çocuk. Ve bizim hikayemiz regresif otizm dediğimiz bir 18 ayından sonra bir gerilemeyle başladı. Tabii bu 18 ay böyle bıçak kemiği gibi birdenbire olan bir şey olmuyor, değil. Tabii. Ufak ufak fark edemedik oluyor, yani kelimeler gitmeye başladı. Yaptığı şeyleri yapmamaya başladı ve 26 aylık bir doktor muayenehanesinde işte o dünyanın sonunu geldiğini hissettiğiniz o otizm kelimesiyle tanıştım, tektim. Ve tabii reddettim. Yani genelde otizm çocuklarının annelerinde bu var. Hissetseniz de reddedersiniz. Ha, onu hissetseniz de o an duysanız da bir reddediş yaşarsınız. Hayır dersiniz. Yani bir genelde hani bu... benim yaşadığım, benim hikayem böyle gelişti diyorsunuz. Yani genelde de benim gördüğüm bir reddediş oluyor. Hayır, benim çocuğum otizmli değil. Bu çok yüksek... Garene kondu değil mi? Garene kondu. Garene kondu, evet. Sayata kondu. Hayır, Sayat'ın gelişiminde herhangi bir... Evet, hep o Garen'e göre daha geriden geldi ama hep o devam etti, onun gelişimi. Garen otizm tanısı aldı 26 aylıkken. Tabii önce reddettim. Hayır dedim, otizm değil dedim. Pek çok annenin yaptığı gibi doktor gezdim. Bana iyiyi söyleyen doktora devam etmeyi tercih ettim. Çünkü iyiye ihtiyacımız var. Evet. Onun için de hani buradan doktorlara sesleniyorum, böyle pat diye otizmi veya tanıyı söylemek çok insanın hayatında. Tanısı zor bir şey mi konulması otizm? Yok peki, yani otizm klinik gözleminde konulan bir tanı. Testi yok, şeyi yok. Tabii ki testleri var ama bugün uzmanlar evet otizm belirtilerinden, yani tanıyı hiçbir uzman, yani doktor dışında hiç kimse koyamaz ama bugün psikologlarımız, özel eğitim öğretmenlerimiz de otistik belirtiler olduğunu söyleyebilirler. Ama tanıyı doktorlar koyar elbette. Klinik gözlemle konulan bir şey ama gözle görülen bir olay olmadığı için tanıyı önce reddettim. Hayır dedim, benim oğlum otizmli değil. Çünkü o zaman bildiğim tek otizm Dustin Hoffman filminden bildiğimiz Rain Man'di. O zaman 17 yıl öncesinden bahsediyorum. Hiçbir farkındalık çalışması yok veya ben bilmiyorum. Benim algım çerçevesinde İnternet değil. De bu kadar gelişmedi. Şimdi dünya da birbirine ulaşamıyor. Şimdi ulaşabiliyoruz da birbirimizin artık dertlerine, sorunlarına ya da çözümlerine hep eleyiz. Bir de otizm bu kadar yaygın değil. Bunu da kabul etmemiz lazım. Bizim tanı aldığımız dönemde 250'de birden bahsediliyordu. Şu anda en son bir toplantıda 40'da birden bahsedildi ki bizim şu anda bildiğimiz 59'da bir aslında. Ama artık son şeyler 40'da bir. Tabii bunda tanı kriterlerinin genişlemesinin de çok önemi var ama gerçekten bir salgın söz konusu. Ve reddettim, doktor gezdim dediğim gibi. Orada bana reçete sunan doktora oldum. Yani bana dedi ki bu işin bir ilacı yok ama bu işin bir eğitimi var. Reçetesi var. Reçeteniz de eğitimden başlıyor. Şimdi bu eğitim sürecini de sizinle konuşacağım ama önce neyinize sağlık diyorum sevgili Kerem Bey. Sağ olun. Bence Parin'in eğitim süreci çok anlatacaktır Yasemin Hanım da, Dilek Hanım da, çok kıymetli ama müziğin tedavi gücünde hepimiz hemfikiriz değil mi? Evet, kesinlikle. Burada şifalandırıyorsunuz baktığınızda hayatı, insanlığı. Ne diyorsunuz özel çocuklarımızla ilgili ilişkide neyin ve bu şifa nerede başlıyor? Ve de gönüllü yapıyorsunuz. Şimdi evet, şöyle ilk önce müziğin tüm bireylere etkisi bizi aşan ortak fikrin ötesinde bilimsel bir gerçek. Dolayısıyla müziğin dışında ben sazımı anlatmam gerekirse ney sesi, ney musikisi ve su sesi tarihte Selçuklular döneminden bimarhane ve şifahanelerde tedaviye katkı anlamında, manasında eklenmiş. Ve yine bizim kökenimizde, yine bizim ecdadımızda İbn Sina ve Farabi'nin oluşturmuş olduğu makamların insan psikolojisi üzerine zihinsel ve ruhsal etkisini müfredat hale, reçete haline getirmiş, bize bırakmış çok kıymetli bir miras var ortada. Ama tarih süreçte Selçuklu'dan Osmanlı'ya miras kalmış. Osmanlı'dan sonra aslına bakarsanız Avrupa bunu keşfedip bizden esinlenerek harikulade şekilde geliştirmiş. Sonuçta bu coğrafyanın sesi de ney sesi. Müzik terapinin dünya üzerindeki başlangıç noktası tamamıyla bizim ecdadımızla başlıyor ve bunun içinde frekans ve titreşimlerle alakalı. Müzikal olarak çok derinlemesine anlatılabilir ama biliyorsunuz evren titreşim ve frekanslardan oluşuyor. Bizim gündemimiz, hayatımız, her anımız. Dolayısıyla bu enstrümanın frekans ve titreşimleri insan enerjisi üzerinde bütünleşen ve dinginleşmesini sağlayan çok bir etkisi anlattınız. Mevcut. Peki size çok özel bir soru soracağım ama merak ettiğim için. Çünkü özel çocuklarımızın özel duyuları bizden daha gelişmiş oluyor. Evet. Daha dünyayı ben bir yerde bir çalışmada da izlemiştim. Dolayısıyla onlar herhalde o titreşimi sizden benden çok daha iyi algılıyor. Evet, bu benim hissim. Size soruyorum. Şöyle bir durum var. Benim de gözlem ve tecrübemle birlikte evet yazılı olarak da maddelerinde, tanımlamada, otizm tanımlamalarında mevcuttur. Şimdi düşünün ki otizmli bir birey şu an sizin benim duymadığımız bir sesi çok derinlemesine duyabiliyor. Özeller. Evet. Yani dolayısıyla şöyle de bir durum var. Şu an bizi hiç rahatsız etmeyen farkında olmadığımız bir klima sesi. Onun o anını perişan edebiliyor. Çünkü Garen'de onu çok yoğun payın? Şekilde. Bunu? Muhakkak olmalı. Seslerle birlikte onun dikkatini dağıtan evet, öyle değil mi? Öyle. Sesleri bizim çok dışımızda hissedebiliyor. Çok daha büyük ama duyuyor. Ama zaman içerisinde onun tolerasyonunu da öğreniyor. Yani eğitimin gücüyle onları tolere etmeyi de onu. Öğrenebiliyor. Başka tarafa bakıyor. Evet evet. Takılıyor. Yani onun için orada öfke patlamalarında aslında o seslerin de şeyinin çok etkisi var. Kesinlikle. İşte AVM'lerdeki o bir uğultu var mesela. Çocukların çok rahatsız olduğu veya dediğiniz gibi klima sesi. Bazen bizim hissedemediğimiz bir sinek sesi. Tabii. O benim aklıma gelen herhangi bir örnek. Yani dışarıdan geçen o trafik sesini bizden çok daha katlanılmaz ve büyük abartı olarak bu noktada da şifasının da daha fazla olacağını düşünüyorum bizden. Yani şöyle, neyin şifasını yani o sesin. Şimdi buradan yola çıkarak. Evet şöyle örnekleyebilirim daha anlaşılır olması için. Hani böyle kokuları denediğimizi düşünün. Bize bir koku ikram ediyorlar. Onun kokusu bu değil o falan. Ondan sonra bir karışıklık oluyor değil mi? Bir kahve ikram ediyorlar. Kahveyi koklayıp temizleyip devam ediyoruz kaldığımız yerden. Biliyoruz değil mi bunu? İşte sesler de bakın bize hepimize. Şimdi evet otizm benim özel ilgi alanım. Fotoğraflarınız dönüyor. Seyircilerimiz de görüyor. Evet. Harika. Benim özel ilgim gerçekten özel çocuklardan otizmli çocuklara ilgim var. Çünkü gerçekten hani özel güzel bir yakıştırma ama çok keyifli çok çocuklar. Ben de çalıştım. Çok özel. Yani hani onlara öğretmekten çok öğrenirsiniz. Çok öğretirler yani. Çok şey öğretiyorlar. Hani müzikte de musikide de neysesinde finale geleyim daha fazla uzatmayayım. Bize bütün gün 440 frekansta sesler dikte ediliyor. Bu telefon, reklam sesi, radyo sesi dışarıda. İşte o bizi yoran sesleri o kahve kıvamında nasıl kokuları süpersiniz. Çok güzel bir metafordu. Teşekkür ediyorum. Harika bir metaforla bize öğrettiğiniz için. Çünkü bunlar bizi kişisel olarak değil, dünyasal, evrensel olarak geliştiren şeyler. Evet. Kişisel olarak elbette kıymeti de tartışılmaz. Yasemin Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili kızınız Dila. Evet. 32 yaşında. Evet. Sormayın. Seneler nasıl neden geçiyor? 32 yaşında diyorum? Çünkü 32 yani şimdi Parin'le de konuşuyoruz. 17 seneyle şimdi arasında çok fark var ama 32 yıl deyince çok daha fazla. Çok daha fark var. Dinleyebiliriz. Ben işte 27 yaşında anne oldum. İlk çocuğum maşallah, Dila. Bu arada hiç göstermiyorsunuz söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. İlk çocuğum Dila. O zaman toplumda bu engelliler görünür değildi. Yani kimse engellileri bilmiyordu, tanımıyordu. Ben de bilmiyordum. Kimse kendisinin veya kimin çocuğunun engelli olacağını bilemez. Sizin başınıza gelebilir, herkesin başına gelebilir. Canım benim. Biraz evet. Ay, çok... Ben Dila'nın Parin Hanım gibi hani reddetme olayımız hiçbir zaman olamadı. Çünkü fiziksel özellikleri direkt farklı. Zaten. Direkt zaten doğumda anlaşılıyor farklı bir birey olduğu. Down sendromu adını da ilk ben doktorumdan duydum. Zaten eve geldi hastanede söylemediler normal bana. Normal doğumdu. Eve geldiğimde hiç söylediler. Hiç duymamıştım, hiç görmemiştim. Engelli görmemiştim zaten çevremde. Yani veya algılarım kapalıydı. Belki vardı ama ben bilmiyordum. İlk başta tabii ki bir reddediş yani şey olarak reddediş. Yani niye benim başıma geldi? Ben neyi yanlış yaptım? Değil mi? Evet yani niye böyle oldu? O süreç ne kadar uzun olursa çocuğa faydası veya yararı o kadar az oluyor. Onu bir an evvel atlatmak, o dönemi gerekiyor. Ben Allah'tan çok çabuk atlattım. Çevremin, ailemin desteği tabii sevginin ki. Gücü. Sevginin gücü. Evet. Ya hiçbir zaman ben engelli bir çocuk annesiyim diye düşünmedim ondan sonra, o kabullenişten sonra. Hı hı. Normal bir birey olarak, normal bir çocuk olarak Dila hep görünür oldu. Hep hayatın içinde oldu. Tek çocuk mu Dila? Yok. Ancak 10 sene sonra karar verebildim. Ege isminde bir de oğlum var, 22 yaşında. Peki çok işten soracağım. Hiç tereddüt ettiniz mi acaba yine, yoksa olsa da yine kabulüm müydünüz hamile kaldığınızda? Kabulümdü. Çünkü gene olsa yine olmasını isterim. Onlar çok farklı çocuklar. Değil mi? Size çok şey katıyorlar. En çok da şeyi seviyorum, kattıkları bence en önemli şey, sansürsüz seviyorlar, evet, çıkarsız evet, seviyorlar. Hiç sormayın. Onlar bizim hayat öğretmenlerimiz. Tüm yani, vücutları sevgi. Sevgi. Evet. Dolayısıyla özellikle bu çağda çok unuttuğumuz, çok önemli, hatırlatan, değerli, özel çocuklarımız onlar, evet, bizim. Dilek Hanım, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizin de 2 evladınız var, Allah evet, bağışlasın öncelikle. Evet. İsimleri de çok güzel, bayıldım. Çok güzel gerçekten. İklim'in ismini abisi koydu zaten. Hı hı. O zaman ilkokul 3. sınıftaydı. Böyle sınıfla kaynaşıp bir isim bulun demiştim onlara. İlke ve İklim. Evet, İlke kaç yaşında şimdi? İlke 24 yaşında, 95 doğumlu. Hı hı. Siz nasıl, süreci nasıl öğrendiniz? Biz de rutin hamilelik kontrollerimin 7. ayında ultrasonu doktor hanım böyle bebeğin üzerinde dolaştırırken döndü. Dilek Hanım, üzgünüm, bebeğinizde sol ventrikül minimum genişliği görüyorum diye bir ay, çok güzel cümle kullandı. O saçlar ne güzel öyle. Aynen. Ay maşallah. İlke özel çocukların sembolü gerçekten, her şeyle. Yakışıklılığı, karizması bir başka. Anne olunca bak şimdi öyle hayran hayran ekranda kaldı. Evet. Evet. Biz çocuklarımızın hayranıyız. Değil mi? Gerçi annelik. Sonra şimdi düşünüyorum. Minimum geniş olursa acaba ne gibi bir değişiklik olur? Minimum dedi ya, ben şimdi ona taktım. Ertesi günü bir üniversite hastanesine abartısız 3-4 arabayla birlikte arka arkaya, anneanneler, dedeler de birlikte gittik. Profesör doktor, hiç unutmuyorum o günü, döndü dedi ki, kızım dedi, sen Diyarbakır'da, Ağrı'da yaşayan bir hamile bayan olsaydın, şu ultrasona da girme şansın olmasaydı, bir haber olacaktın, doğumunu yapacaktın. Bu nasıl bir şey biliyor musun kızım dedi. Farz et ki bir insanın sağ kulağının sol kulağının ölçüsünü, ebatını tutmaması gibi bir şey düşün dedi. Rahat ol, doğumunu bekle, her şey yolunda gider inşallah dedi ve uğurladı. Sağlıklı bir doğum, normal doğum, çok da kolay oldu. 7. ayında İlke ayağımızda böyle uykuya geçerken birden kasılma, bir noktaya takılma, onun nöbet olduğunu dahi sonradan öğrendik. Epilepsi hastalığının ismini dahi bilmiyorduk gerçekten. Yani sene işte 95'ten bahsediyorum. Yasemin'in dediği gibi, demek ki algılarımız kapalıydı. Bir de ilk çocuk. Yani beklentin daha bir farklı. Sonra süreç başladı. Hı hı. O gün başladı maceramız. Her şey keyifli gidiyordu. Fakat 7 aydan sonra, ilk nöbetten sonra arka arkaya nöbetler gelmeye başladı. Nöbetler nasıl geliyor? Ateşleniyor hafif bir enfeksiyondan. Hemen nöbet geçiriyor. Teşhis koyuldu. Aynı zamanda epilepsi teşhisi koyuldu. İlaçlarımıza başladık. Hızlı bir şekilde uzmandan destek alarak, bir pedagogdan, evimize en yakın kreşe göndererek süreci başlattık hızlı bir şekilde. Evet, Yasemin Hanım'la aynı kurum içerisindeyiz. Biz annelerin kurduğu Tomurcuk evet, Kooperatifi. Evet. Keyifli, kalabalık bir aileyiz orada. Çok eğleniyoruz açıkçası. Birbirimize destek oluyoruz. Aynen, iyi ki varlar. Aynı zamanda federasyona bağlı milli yüzücü İlke. Şimdi baktığımda yani hayran hayran bakıyorum çünkü mankenlere taş çıkartacak kadar karizma ve yakışıklı. Ben de şimdi söyleyecektim. Her yüzme yarışına gittiğinde en az 3 ya da 4 madalyayla dönen. halk oyunlarında göğsüne madalya, rozet takılacak kadar güzel oynayan, harika asma davul şovu yapan, şu gördüğünüz alet aynı zamanda grubumuzda solistlik yapıyorum. Grubumuzdan özellikle bahsetmek istiyorum. Hiç onu geçmeyelim. Biremen Mızıkacıları diye bir perküsyon grubumuz var. Sevgili hocamız Yaşar Morpınar, sevgiler buradan ona da. Ama gerçekten çok yakışıklı bu çocuk annesi. Şu anda karşımda böyle bir çocuk görüyorum. Süreç kolay mı geçti? Hayır, çok zor. Çok emek isteyen ama eninde sonunda emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Lütfen vallahi bizi izleyen. Çok güzel bir çocuk. Güzel çocuk. Onun hepsini konuşacağız. Yalnız, yani çok başarılı, çok özel, çok güzel. Raşen Hanım'a da söyledim onu. Bu sürece hazırlanırken bir iki gündür kızım da yanımda. Anne dikkat ettim, benle hiç bahsetmedin dedi. Bu arada... şu espriyi yapacağım, hiç kaçırmayayım. Lütfen. Hep yaparım bunu. Normal çocuk etrafıma bu espriyi çok yaparım. Normal çocuk doğuramama gibi bir özelliğim var. İlke bir uç, iklimde bir uç. İklim çok iyi bir okulda %100 bursla okuyan çok özel bir çocuk gerçekten. Çok duyarlı, çok vicdanlı. Kaç yaşında? 11 şimdi? Yaşında. İklim. Öpüyoruz seni. İsmini çok beğendim. Hani torunuma koyabilirim. Merak etme. Torunuma koyabilirim. İklim gerçekten. Evet, evimizin tüm güzel renklerini ortaya çıkaran bir çocuk. Çok seviyorum onu. Öpüyorum anneciğim seni. Ben de iklimi, ilkeyi, hepsini çok seviyoruz. Evet Tuğba Hanımcığım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş özel çocuk annesi olmanın psikolojisi çok güzel anlattılar. Evet, sevgili evet, Parin, Yasemin, Dilek ve Ekran Başkanı. Çok dikkatli dinledim. Çok... Parin Hanım'ı, Yasemin Hanım'ı ve Dilek Hanım'ı. Yani aslında Açelya Hanım, tabii ki tüm anneler çok özel. Ama bu üç anne diğer annelerden ve ya özel çocuk sahibi olan birçok anne, evet, diğer emektar annelerden daha özel bir kategorideler benim için de. Daha bildiğimiz bilgi dışında davranış ve eylem evet, yapmak durumundalar, evet, değil mi? Evet. Biraz da böyle küçük küçük şöyle bilgi verelim istiyorum. Lütfen. Mesela Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmadığı, bunun sadece genetik bir farklılık olduğu. Yani aslı şu, kromozom farklılığı. Artı bir. Evet, evet, artı bir. Yani evet, anneden 23 kromozom, babadan 23 kromozom evet, ve işte 46 kromozom olması lazım. Ve kromozomunun 21. kromozom çifttir. O çift değil de 3 adet olduğunda çocukta Down sendromu ortaya çıkar. Otizmde tamamen beynin yapısını ve işleyişini etkileyen sinir sistemi bozukluğudur. Yani bu da kalıtımsaldır ve işte genetik ve çevresel faktörlerin de etkisi vardır ama yani 40 tane gen içinde barındırır aslında genetik dediğimiz şeyde. Bu özel çocukları şöyle değerlendirelim, çok istiyorum. Nasıl her normal çocuğun kendince zayıf yanları, güçlü yanları, yetenekleri, kişilik yapısı hepsi birbirinden ne kadar farklı, kapasitesi yani zeka kapasitesi, sosyal yetenekleri hepsi nasıl farklıysa bu özel çocukların da farklı. Yani hepsi birbirinden derece olarak farklılar. Bunu etkileyen, bu farklılıkları etkileyen ve gelişmesini etkileyecek olan da iki kişi var. Biz burada anneleri ağırladık ama hani annelerle birlikteyiz ama babalar da. Onları elbette, da katıyoruz. Elbette. Yani, çocuklarımız bizim çocuklarımız. Evet, anneler burada yalnız bırakılmamalı. Ben üç anneden de duyduğum ilk şey, ilk kabul edemedim, reddedemedim. Aslında üç anne değil, özel çocuklara sahip olan neredeyse tüm anneler başta inkara girer. Bu da aslında bir nevi kişinin yaşadığı o şokla baş edebilmesi için kendince kullandığı bir savunma mekanizması. Mesafe koyup çözüm arıyordu. Evet, harikasınız. Aynen öyle. Mesafe koyup çözüm evet, arama. Evet. Güdüsel. Evet, sonra orada annelikleri ön plana çıktığı an itibariyle o inkar yerine artık kabullenmeye bırakır. Kabullenmeyi bırakamayan annelerin çocukları ile kabullenen annelerin çocukları arasında o çocuklar büyüdükçe gelişimsel farklar vardır. Bir de sevgili Tuğba, önce kendini bir de çevreye adapte de var orada. Evet, yani evet, kendinin kabulüyle evet, çevrenin kabulü arasındaki evet, ayrımı da tekrar soracağım evet, bütün annelere. Yani şöyle aslında çevrenin desteği de bu özel anne ve babalar için çok önemli. Bir de onlara da açıklamak gerekiyor. Nedir bu? Evet, bu bir hastalık değil ve bu ne annenin suçu ne babanın suçu. Yani Down sendromunda da otizmde de annenin ve babanın suçu olmaz. Böyle bir gerçeklik yok. Yani söz konusu değil. Bu yüzden anne ve baba kendini suçlamadan Evet, böyle bir durum söz konusu olduğunda bunu ne kadar hızlı kabul edişine girerse. Zaten olaya suç diye bakmak asla, çok yanlış. Her konuda öyle de. Suçluluk hissettim mi duydum ya ben. Çok... Bunu birkaç aileden, işte Down sendromuyla çalıştığım, işte genç kız ergen danışanlarım var. Ve annelerin ilk söylediği şu. Ya ben mi suçluydum, eşim mi suçluydu? Çünkü bilmiyorlar yani. Bu biraz da hiç, o farkındalığın olmayışından da kaynaklı. Yasemin Hanım, hiç böyle bir şey düşündünüz mü Dila? Bir suçluluk hissi. Suçluluk, öyle bir şey yaşadınız mı? Neden olduğunu bilmiyordum. Tabii onu araştırmak, yani suçluluk değil de yani bunun nedeni nedir? Neden başka bir şey ama. Tabii evet, nedenini herkes sorgular hayatın. Evet. Siz Parin? Yok, ben de hissetmedim ama şöyle otizmde özellikle otizmde eskiden gelen geleneksel modelde buzdolabı anneler denilen bir inanış ve düşünce var. Nasıl? Annelerin yani uyaran eksikliğine bağlı da bir problem olduğu için otizm. Şimdi bunu kabul etmemiz lazım. Hı-hı. Evet, genetik faktörler ama uyaran eksikliğinin de tetiklediği. Çevresel faktörlerin. Evet, bir gittikçe büyüyen bir olay. Yani çocuğunuzun fark edemediğimiz bir şekilde uyaran konusunda eksildiği anda da tavan yapan bir durum. Hı hı. Şimdi onun için eskiden işte annelerin çalışıyor olması, annelerin işte bu yeni modern çağda işte bakıcılarla büyüyen çocuklar vesaire, bunu annelere suçlama olarak götüren bir sistem var. Ki hala ben duyuyorum, bunu söyleyen çok proflar da var. Ama otizmin kesinlikle bir annenin kendini suçlayacağı bir durum tabii ki yok. Ben bunu hissetmedim. Siz Dilek? Yok, hayır, ama şunu sorguluyorsunuz. Ben kendi anneme babama sordum açıkçası. İlke otizm ya da Down değil, mental, yarı mental, hafif mental diye geçiyor. Geriye baktığımızda var mı bu hastalıktan diye. Genetik geçişini sorguladım. Tabii. Bunu doktorlar da soruyor zaten. Evet. Ve bunları bir kenara bırakıp nasıl normal çocuklar da eğitimle, erken dönem eğitimlerle, sosyal faaliyetlerle onları kattığımız, işte yeri geldiğinde işte mesela nedir, otizmde birçok çocuk genç bir adama ya da genç bir kadına dönüştüğünde bağımsız olarak hayatına ve yarı bağımsız olarak hayatına devam edebilecek kapasiteye sahipler. Çok önemli bir şey bu. Bunda da en önemli. Çok kıymetli. Evet, bunda da en önemli tabii ki yine etkenler anne ve babanın bir an önce çocuğunun eğitimi, tabii ki sevgi en önemlisi, çocuğun eğitiminin de önünde aslında çocuğa verilecek sevgi ve çocuğu ve toplumsal kabul. Sevgi de çok önemli, evet. Toplumsal bilinç de çok önemli. Ben buradan naçizane bu programı yapan ve yıllardır özel çocuklardan çok şey öğrenen biri olarak, inanın bunu kompliman adına söylüyorum, onlardan çok şey öğreniyorum. Çünkü hayat burada sizin için akarken biri diyor ki hayat böyle de akıyor. Orada sana muhakeme ve şey yetini geliştiriyor. Çok özel bir durum aslında. Çok dolu bir tarafı hayatın. Çok seviyorum, saygı duyuyorum duruma, inanın, ve büyük bir şans olarak görüyorum. Kendi benim kişisel tasarrufum, bunu söylemeden edemeyecektim. Ama ben sizden de çok özel çocuklarla çalışıyorsunuz. Neler öğrendiğinize dair Kerem Bey bilgiler almak istiyorum. Bakış açınızı hayata neler getirdiler, neler hediye ettiler söyleyebilir misiniz? Ya inanın onu dile getirmek mümkün değil. Hı-hı. Yani bir yerden başlarsam bir yer eksik kalır. Hı-hı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hani bir oyuncu olmak isteyen birinin setlerde böyle kameranın karşısına atlamaya çalıştığı o heyecanı vardır ya. Ben resmen öyleyim yani. Değil mi? Ben hem faydalı olabilmek adına, faydalı olabilme. Hepimizin hassasiyetleri var hayatımızda yani. Sizin muhakkak özel bir duruma hassasiyetiniz var. Kaldı ki mesela bunu beni onure etmek için sağ olsunlar söylüyorlar dualarıyla birlikte, ama marifet gelmiyor bana. Yani bir kere herkes evlat yetiştiriyor vatana. Zaten ben durumu marifet olarak değerlendirmedim. Sadece sizin birçok insandan daha çok bilgili ve temasta olduğunuz için bu değeri biraz anlatabilmek adına sordum. Konuya çok başka bakıyorum, biliyor musunuz? Yani söz sahibi olabilmek için konuştuğu zaman neye göre konuşuyor? İlk 10 yıl önce TRT'de canlı yayına katılmıştım. Müzik otizm projesiyle. O zaman en büyük kaygım ne biliyor musunuz? De ne yani bu çocuk? O zaman sadece tecrübe edinmeye çalışan, gönülden ilgi duyan ve hayatlarına girmiş genç biriydim. İşte o altı doldurmak için o yol beni Londra'ya kadar götürdü. Yani müzik terapi master'ı, yani neye göre dediğin zaman. Şimdi konunun iki tarafı var. Evet, gerçekten bilimsel, işte beynin sağ ve sol lobuyla başlayıp böyle dinlettiren bir bilimsel tarafı var. Bir de benim kendi görüşüm var. Nacizane, bunu merak ederseniz paylaşırım. Seve seve. Tabii ki merak ederiz ama belki biraz daha hani anlaşılabilir olmak adına kendi adıma diyorum. Hani örneklerle anlatırsanız ama önce bir halk röportajımız var. Ondan sonra peki, sizden rica edeceğim onlarınızı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Otizm nedir biliyor musunuz? Evet, otizm doğuştan gelen bir hastalık olduğunu biliyorum. Dikkat dağıtımı, konsantre olamama, öğrenme zorluğu vesaire şeklinde bir rahatsızlık olduğunu biliyorum. Farklı konularda yoğunlaşabiliyorlar fakat bazı basit şeyleri de yapamıyor çocuklar. Esasında akıllılar, her şeyi anlıyorlar. Bunlara her yönde yardımcı olmak lazım. Farkındalık, yani bizden bir kromozom eksik oluyor. Öyle biliyorum. Aynı zamanda hani bu bir dışlanmamalı. Bizden biriler onlar da. Yalnız bırakmamalıyız onları da. Down sendromu nedir biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Özel gelişime açık olan çocuklar olarak biliyorum. Bizden farklı olduklarını biliyorum ve doğuştan geldiğini biliyorum. Kromozom fazlalığı ama sonuçta yani bizden farkları yok. Özel eğitim gerekli. Kolay gibi gözüküyor ama zor. İlgilenilmesi gerekiyor. Ciddi bir rahatsızlık aslında ama bizim toplumumuzda çok fazla da bilinmiyor açıkçası. Tıbbi olarak çok bilgim yok ama onlara destek olmak adına Tohum Otizm Vakfı'na bağışta bulunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli fikirlerini bizle paylaştıkları için. Ben Kerem Bey'i bırakmayacağım. Evet, anı istiyorum. Güzel bir şey istiyorum, anı. Çok, sizde çok güzel anılar var. Evet, çok özel anılar birikti onlar sayesinde. İşte o benim o kamera önüne atlama merakımla birlikte. Çünkü diğer onlarla tanışma ve onları tahlil etme çabasına girdim. Onlardan ne öğrendiniz derseniz bakın. Bir hakikat var dünyada. Manevi gerçeklerin, manevi duyguların ağır olduğu ve hakikat olan bir bölüm var. Bu sizin vakti zamanında, bunu samimiyetle söylediğim için izahi şekilde, deli dendi, zeka geriliği dendi. Bunların hepsi özel çocuklar. Ve bence bunlar bir görev tayiniyle buradalar. Ve ben bugüne kadar davet ettiğim ya da gittiğim, ziyarete gittiğim topluluğa kıymetli veliler diye seslenirim. Değerli velilerim, hoş geldiniz derim. Karşımdaki engeller okulu öğrencisi ya da otizm derneği. Ama ben onların veliler olduğuna inanıyorum ve onlar hem topluma hem de ailelerine, ben mesela şöyle değerlendiriyorum. Ailelerin elinde açık senet var. Yani o çocuğu kabullenmesiyle, hayata kazandırmasıyla diğer alemde kendi ferahını açan ve o vesileyle... Evet, bu da tabii ki güzel, güzel bakış açısı. Çok da kıymetli. Ama tabii ki gelin görün ki annelere baktığınızda bizler açısından öyleyken kendi içlerinde, değil mi? Farkındalıklarınızda, zorluklarınızda en önemli olan şeye, ekibe ihtiyacınız olması. Toplumsal ekip, ailesel ekip, ruhani ekip. Gerekirse bireysel, yani anne ve babalar gerekirse bireysel olarak terapi desteği almalılar. Çocuklarına hem davranışçı terapi desteği hem işte müzik terapisi gibi sanat terapisi. Bunlar bu çocukların, yani önceki tabii ki... Aldı mı, hemen soralım Parin'e? Eğitiminde var mıydı? Tabii tabii, yani... Biz kendi terapi aldın mı? Tabii. O dönem. Yani aldım, almaya devam ediyorum. Çünkü bu çocukların, hep söylüyorum, iyileşmesi aslında anne ve babanın iyileşmesinden geçiyor. Benim zaten bu işi bir meslek haline dönüştürmem veya hobimi işim haline dönüştürmem, bu annelerle yapmış olduğum paylaşımın bendeki iyileştirici etkisi. Senin çalıştığın kurumun ismi? Şimdi bilmiyorum kurum ismi verebiliyor muyuz? Ben Garen'in 5 yaşına kadar çalışıp Garen'i terapilere götüren bir insan kimliğindeydim, her anne gibi. Ve görevimin de bu olduğunu düşünüyordum. Sonra bir forum gibi bir yerde diğer annelerle tanıştım. Merkezin anneleri dışında diğer annelerle tanıştım ve hepsinden çok başka şeyler. Biri kitap yazmış, biri işin tıbbi yönüne eğilmiş ve şunu fark ettim. Bir annenin görevi sadece çocuğunu terapiye getirip götürmek olmamalı. Aynen. Bizlerin aslında hayatının yeniden dönüştürmesi gerekiyor. Bu çocuklar bize bunun için geldiler. Hı hı. Ve ben Garen'le birlikte 2007 yılında bir özel eğitim merkezi açtım. Mecidiyeköy'de açtım. Sebebi de birlikte açtığım kişinin Mecidiyeköy'de olması sebepliydi. Bakış açınız ne okulda? Özel eğitim, ama aile temelli özel eğitim. Yani devletin vermiş olduğu 8 saatle bu çocukların mucizevi bir şekilde iyileşemeyeceği veya ilerleyemeyeceği kesin. Ayda en az 40 saat olması gerekiyor bu çocukların. Ayda değil, haftada, yurt dışında haftada 40 saat eğitim söz konusu. Hı-hı. Ama bizim Türkiye şartlarında bunu devletten beklemek gibi bir şeyimiz yok. Ailenin de bunu ekonomik olarak ödeyebilmesi mümkün değil. Hı-hı. Onun için bunu ailenin kuvvetli hale gelip, ailenin bilinçlenip bu eğitimi toplumun her yerinde, metrobüste, metroda, restoranda, AVM'de, sinemada, tiyatroda, çocuğun tepki gösterdiği her yerde. İşte çocuğunuzu, otizmli bir çocukla sinemaya gitmek bir travmadır. Gidemezsiniz başta. Çünkü o ses, o ışık çocuğu abandone eder. Ama şu an Garen kendisi film seçip gidiyor. Hayatın içerisinde var olmak. Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Yani Garen atipik otizm tanısı almış bir çocuk. Çok daha ağır otizmli bireylerimiz var. Mentalin eşlik ettiği, epilepsinin eşlik ettiği çocuklarımız var. Ve bu insanların yaşamı, kusura bakmayın, mucize doktordaki gibi değil. Tabii. Onun için aileler bu mucize doktoru kabullenemiyorlar. Çünkü bu otizmi anlatmıyor. En büyük problemimiz böyle zaman kısıtlı olduğu için hemen hepsini hap şeklinde paylaşıyorum. Çok çünkü anlatacak şey var. En büyük problemimiz toplum baskısı ve toplumun reddedişi. Biz en büyük problemi toplumda yaşıyoruz. Parin, yani bunu kalben söylüyorum. Bu kadar programlar oldu, bu kadar bilinçlenme oldu. Yani aşılmadı mı bu hala? Mucize doktoru ayıla bayıla seyreden insanlar komşusunda otizmli bir bireyi istemiyor. Sınıfında otizmli bir bireyi istemiyor. Öğretmenler otizmli çocukları sınıflarında istemiyor. Kaynaştırma hakkı olduğu halde. Kaynaştırma demek normal gelişen akranlarıyla birlikte okuyabilmesi demek. Bu bir rehberlik araştırma merkezi tarafından. Siz ne diyorsunuz? Verilen bir hak. Sizde de kaynaştırma tabii ki var. Bütün zihinsel engellilerde var aslında. Dila da kaynaştırmadan, orta öğretimi kaynaştırma. Ama zorlandınız mı Parin'in dediği gibi? Tabii ki çok zorlandık. Yani ilk 1. sınıfa başladı. Bazı veliler öğretmene gitmiş. Hani bizim sınıfta olmasını istemiyoruz diye. Aslında bu ne kadar bir çocuğun ne kadar da geride kalmasına sebep olan bir durum. Neden biliyor musunuz Açelya Hanım? Çünkü Down sendromlu bir çocuk liseyi bitirebilir, üniversiteyi bitirebilir, 2 üniversite bitirebilir. Hatta 2 dil öğrenebilecek yeteneği hem eğitim sistemiyle hem anne baba ve tabii ki diğer normal çocukların anne babalarının da desteğiyle bu çocuklar kaynaştırma sınıflarında yer almalılar. Çok önemli bir şey söyledin buradan aslında. Sevgili seyirciler, böyle düşünenler için söylüyorum. Bu dünyaya yaratan bizi, hepimizi yarattı. Hepimizi eşit şartlarda yarattı. Farklılıklarımızla da bir sınıfa girdik. Yani eğer o sınıfta o çocuk varsa o sınıfta o çocuğun yeri vardır. İşte artı çok özür dilerim, bir şey eklemek istiyorum, kusura bakmayın. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Evet. Farklı gelişen bir bireyle birlikte okuyan diğer çocukların akademik ve duygusal olarak geliştiğini, yani sadece duygusal olarak empati yeteneği daha fazla artar. Zaten dünya artık akademik olarak üzerinden gidilmediğini hepimiz anladık. Bakın akademik olarak da gelişiyor. Çünkü o çocuğa tekrar ettirdikçe kendi de öğreniyor. Çok güzel anlattınız. Yani, muhakeme daha iyi. Tabii ki. Yani pekiştirme oluyor. Bu kanıtlanmış. Onun için buradaki en büyük sorunumuz, aileler kendi çocuklarının gerçeğini kabulleniyorlar. Bununla ilgili sorun bir süre sonra hani kabul ediyoruz, kabul edişe geçiyoruz. Ama toplum etkisi, işte her yerde yaşadığımız o toplum etkisi, sınıfta, okulda, evde, apartmanda, sinemada, restoranda, AVM'de bu işte sizin çok ciddi bir travmanız haline geliyor. Pek çok anne işte bu noktada vazgeçmeye yani bu başlıyor. Çocuk işte özel bir çocuk, iletişim kurmayalım, bizim iletişim kurmaz diye ön yargıyla yaklaşmak yerine tam aksine aslında o çocuklarla anne babalar dahil ve etrafında gördüğü, temas ettiği her yetişkin çocuk dahil bolca konuşulmalı bu çocuklarla. Hatta bolca konuşulmalı. Tabii şarkılar, sınırlara dikkat edilerek, değil mi? Ben elbette görüyorum çünkü anne baba rahatsızlığını, siz de katılacak mısınız? Size sorayım aslında. Her ne kadar rahatsız olduğunu belli edenler varsa çok aşırı da ilgi. O da, yani evet, o anne babanın alanı o. Anne babanın, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şimdi o kadar çok, bunun nedeni aslında toplumda biz bu engelli olgusunda yeterli eğitimi almamış olmamızdan, o şekilde büyüdük, bu zamana geldik. Yani şu sorunlar bundan kaynaklanıyor. Asıl olan şimdi o bütün bireylerin, hani engelli, engelsiz, fakir, zengin ayrıma girmeden hepsinin aynı şekilde, aynı ortamda beraber büyümeleri, beraber eğitim almaları. O zaman o çocuklar, yani engelsiz bir çocuk da ondan bir şeyler öğrenecek. Engelli çocuk da kendisinden daha iyi örneklerle bir arada olduğu zaman daha farklı gelişim gösterecek. Aslında hem normal çocuğun hem de bu özel çocuğun, yani birbiriyle olan etkileşimi, ikisinin de sosyal etkileşimini, yani sosyal gelişimine ve duygusal gelişimine büyük katkısı olacak. Elbette yani hani ben inanın hala nasıl karşı duruluyor onu çözemediğim için, ama siz diyorsanız vardır ve kıymetlidir, ama gün geçtikçe azalacağını umut ediyorum. Ama burada sizin duruşunuz zaten çok önemli. Siz kendinizi hangi noktada görüyorsunuz ve çocuğunuzu nasıl topluma lanse ediyorsunuz, değil mi? Tabii bu çok önemli. En önemlisi de senin mesela Dileğin lansesi, o davullar nasıl bir şey ya, yüzme çok gurur verici değil mi? Yani ama her anne evladıyla gurur duyuyordur, ama hani ben size, bunların hepsini yapar. Kaç tane sağlıklı çocuklar? Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Yani Dila da öyle. Evet, o da yüzüyor. Bir şey çok merak ediyorum. Açık burada biz böyle yüzmesini teyze ederim tabii. Kadın kadına konuşuyor. Estağfurullah, ama benim şurama gelen sözcükler var. Lütfen müsaade edin. Lütfen. Şunu söylemek istiyorum. Bakın, bu çok güzel bir buluşma. Nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu arada yıllar önceden beri isimlerimizi duymuşuz, ama sizin vesilenizle bir araya geldik. Ne güzel. Şimdi evde yaşananı en iyi onlar bilir. Süreci en iyi onlar bilir. İşte otizmin farkındayızlar. Televizyon dizileri, bizim televizyon programına bu hafta içerik olmamız. Bunların ötesinde ne yapılıyor, ne yapılabilir? Yani bu kadar ya güzel... Ya da sosyal medyadaki hashtag'li farkındalık. Yani farkındayız. Birçok şeyi düzeltmek lazım. Bakın şimdi dünyanın her yerinde eşit sayıda özel çocuklar gönderilmiş. Eşit sayıda. Ve bu sayı hep aynı şekilde korunuyor. Yaratıcı tarafından. Düşünebiliyor musunuz? Yani 75 yılındaki özel çocukların sayısıyla 2023 yılında, 25 yılındaki sayı da aynı olacak. Bu ezelden beri analizi yapılmış eşit sayıda bir şey var ve şu an iki lafı bir araya getirebilmek için tahsilimizi yapmışız. Hanımefendi öyle, işte onların hayati tecrübeleri, sizin varlığınız, ne yapılabilir konusunda lütfen organize olun ve olalım. Yani sizin az evvel bahsettiğiniz konuların hepsinde benim böyle bir şey söyleyesim geliyor, çünkü şahidim. Şimdi duyunca, görünce sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Çocuklarını kolejden almak zorunda kalan ya da çocuklarını okuldan almak zorunda olup başka bir okul bulamayan, şu an bizi dinleyen deyip böyle heyecanlanan bir kitle var. Programdan sonra değil. İşte şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Dedim ya, sayı eşit sayıda, ama işte böyle tahsilli, emek vermiş dernek, vakıf vesilesiyle zaten çok az sayıdayız. Sizler daha çok konuşun. Sizler daha çok bir araya gelin. Bütünleşin. Onlar aslında bu konuda %100 doğru zaten. Bunu da yapın derken şey konuşmuyorum, ama yapılıyor da son yıllarda çok fazla. Yok, kimseye faydası olan bir şey yok. Lütfen, bu gerçek. Neyzen Tevfik'i bilir misiniz efendim? Ruhu şad olsun. Neyzen Tevfik'in mevzusu sadece ne üflemek değildir. Ben de onun ruhuyla konuşmak istiyorum. Anladım. Yani. Bir şeyler yapılıyor aslında. Bir şeyler yapılıyor aslında daha fazlalaştırılabilir. Sonuç odaklı olması lazım. Daha fazlalaştırılabilir. Ama ben burada babaları da konuşmak istiyorum. Biz burada hep anneler. Babaların desteğini yadsıyamayız zaten. Babaların rolünü. Parincim nasıl? Umutsuz vaka. Umutsuz vaka diyorsun ha. Şimdi kanıtlanmış bir çalışma, %80 boşanma oranı var. Özel gereksinim çocuk ailelerinde. Babalar işin içinde hiçbir şekilde değiller. Çok az baba var bizim terapi merkezimize çocuğuyla gelen. Babalar duygusal olarak bu yükü taşıyamıyor. Anne olmak, kadın olmak gerçekten duygusal anlamda da bir üstün varlık olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda. Bu konuda gücü yüksek. Evet. Kadın dibe vursa da o dibe vurup ayağını yukarıya çıkabilme gücü var. Ama babada bir yıkım gerçekleşiyor. Ve işin içinde olan baba da artık bir süre sonra şunu dönüşüyor. Ben parayı vereyim sen git'e dönüşüyor. Yani işin içinde maalesef olamıyor. Biz pek çok merkez bu şekilde aile danışmanlığı veriyoruz. Aile danışmanlığı çok önemli bir hizmet. Evet, eğitimcilerin de aileyle çalışması önemli ama ayrıca da terapik anlamda da aileye destek Lütfen. Olmak çok önemli. Çok önemli. Ve diyoruz ki eşinizle birlikte gelin, baba da gelsin, kardeş de gelsin. Kardeş de çok önemli, kardeşin kabulü de çok önemli. Ama o kadar az ki sayısı. Getiremiyoruz. Yani muhtemelen orada durumu sahiplenmekten çok görev tanımı yapılıyor. Sen götür, ben götür ama durumu sahiplenmek ekiple birlikte oluyor. Yani şöyle yapıyoruz. Ben mesela öyle yaptım. Dedim ki evet tamam ben üstlenirim. Sen yanımda ol, bana destek ol. Benim de yanımda ol. Yani her şeyi ama yanımda ol. İşimi kolaylaştır. Yani aslında işimi kolaylaştır. Çok istediği şey ben önce olayım ama lütfen sadece destek ol. İşimi kolaylaştır. Buna razıyız. Yani bunu hani en tepedeki anne bile buna sadece razı. Dilek, sizde nasıl gelişti durum? Bizde ya Kader arkadaşım güzel anlattı. Aslında kabullenmeme değil de şöyle bir şey var. Yani onun da başka eşim mali müşaviri o kadar yoğundu ki o dönemlerde o da yöneticiliği de yapıyordu. Gerçekten zamanı yoktu. Yani ben bilirim ki kapılar kırılıyor evde İlke'ye bir harf öğretmek için. Ama kapıyı şöyle tıklayıp hani bir çık bakalım bir de ben deneyeyim şunda demedi. Biraz da şey yapıyorlar ya, çatışıyorlar sizinle. Alıp götüreyim dediği zaman aman sen götüremezsin, düşürürsün, tutamazsın, sahip olamazsın falan. Ben bunları çok yaptım. Bir kez bile beraber sinemaya gitmelerine izin vermedim. Evet, çünkü yani koruyamayacağını düşündüm. Aynen. Yani ne kadar güzel bir itiraf bu. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü ama bizler de anneler de kontrolcü olduğumuz için etmiyoruz kontrol. Ya da yani alıp götürüyor, defalarca arıyorsun. Girdiniz mi? Çıktınız mı? Adam da diyor ki bu kadar arayacaksan sen al götür. Ama şu da bir gerçek. Tüm imkanlarını sağlamıştır. Yani bir arabamız vardı o dönemlerde. Kendisi karda kışta gitmiştir. Arabayı bize vermiştir siz gidin diye. Ya da kendince herkes fedakarlık. Taşın altına elini koymak deriz ya buna. Evet. Taşın altına elini koymuştur. Zaten kıymetli olan bu. Evet. Taşın altına elini koyabilmek. Yani birlikte ekip bile olsa bir sorumluluk atfedebilmek önemli. Sizde nasıl gelişti Yasemin? Bizde de aynı şekilde çünkü o da çok yoğun çalışıyordu. Biz hep aynı aynı şey. Annelerin kaderi bu. Hı hı. Her şeyi siz üstleniyorsunuz. Onlar sadece destek oluyorlar. Destek oluyor. Ama o destek de önemli. Tabii, çok önemli. Tabii, değil mi? Şöyle bir şey de var, bunu söyleyeceğim. Hani sizin yüzünüze bir şey söylemiyor ama geçenlerde arkadaşlarıyla birlikte bir yemektelerdi. Sen de gel dedi. Gittim. İnanın oraya yaklaşmadan birkaç metre kala tüm arkadaşlar ayağa kalktı. Ya eşiniz size öyle bir anlatıyor ki dedi. Böyle gözlerinin içi gülüyor sizin isminizi zikrederken. Sizin çok merak ediyorduk. Tabiri caizse biraz böbürleniyor hava atıyor diyebiliriz ona. Olsun eşler atsın zaten birbirine, biz de onların atalım, öyle değil mi? Evet, siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi Tuğba? İyi bir ekip olmak gerekiyor. Çok önemli ondan. Yani ekip dediğimiz şey aslında şu, çocuk da dahil. Annesi, anne, baba, çocuk ve çocuğun etkileşimde olduğu herkes. Arkadaşları, öğretmeni, işte terapisti, ve burada babaya o söylediğim şey hani küçük bile olsa biraz sorumluluk vermek çok önemli. Yapabildiği kadar. Çünkü babalar ya şöyle erkeklerle kadınların şu yönde bir farklılığı var. Kadınların yönetebilme ve baş edebilme gücü annelik gibi yüce bir duygu sebebiyle muhtemelen çok daha güçlü. Evet, çok daha güçlüler. Yani asla pes etmiyorlar, yılmıyorlar, çok mücadeleciler. Çok babalar bunu gördüğünde onlarla hafifliyor. Yani aslında annenin, hani eşinin anne olarak bu kadar güçlü olması babaya içinde iyi ki var. Çünkü ben baş edemezdim onun yerinde olsaydım. Bunu diyen çok erkek var. Kesinlikle var. Yani itiraf edebiliyorlarsa ne güzel ama itiraf etmiyorlarsa bile inanın öyle düşünüyorlardır. Burada tabii tamamen ben yalnızım diyen anneler de var ise bir şekilde stratejik bir şekilde bir yerde bırakıp bugün senin götürmeni istiyorum okula. Çünkü bu çocuğun o sanat terapisine ihtiyacı var. Ya da o davranış terapiye ihtiyacı var. Şöyle baksak, o yüzden sevgili Tuğba burada senin kıymetin tartışılmaz. Ama şöyle de baksak nasıl olur diye düşünüyorum. Biz doğurduğumuz kadar Onlar da ya babası. Evet. Bizim evladımız olduğu kadar onların da evladı. Dolayısıyla bizle olması ne kadar riskse onlarla da olması o kadar risk. Bizle olması ne kadar sevgi doluysa onların payına düşen sevgi de o kadar. Sanırım bu bir çözüm olabilir. Ben kardeşler arasında bunu düşünüyorum. Kardeş çekişmesi olunca arkadaşlarımızın hep onu söyleyeyim. Onun da annesi. Ona o düşüyor. Onun da babası. Evet. Ona o düşüyor ama ben şimdi buradan bir Kerem veren feyiz alıp hemen bu tarafa dönmek istiyorum. Fayda ve yarara yönelik olmak üzere. Çok net bir faydadan bahsedeceğim. Maddiyat. Kesinlikle. Çok önemli çünkü. Çocuklar özel eğitim alıyor. Dolayısıyla maddi olarak mecbur kalıyor. Bazen veya çoğu zaman. Parin, nasıl oluyor imkanlar? Yani şimdi özel eğitim maalesef... Ya Anadolu'da bizi izleyen, imkanları olmayan... Maalesef özel eğitim pahalı bir iş. Devlet desteği var diye biliyorum ama yeterli olmuyor sanırım. Devlet desteği ayda 8 seans, 40 dakikalık seanslar. Ve bu kesinlikle yeterli değil. Yani eğitim ücreti de veriliyor mu ailelere? Hayır. Aileye bakım ücreti ödeniyor. O da maaşın, yani eğer sizin evinize giren rakam düşükse ödeniyor o para. Onun dışında ödenmiyor. Bakım parası adı altında ödenmiyor. Ve çocuğun ağır olması gerekiyor vesaire. Burada eğitim masraflı bir iş ve pahalı bir iş. Eğitimi sadece ayda 8 saat olması mümkün değil. Dediğimiz gibi haftada 40 saatlik eğitimlerden bahsediyoruz. Türkiye sisteminde ayda 40 saate de amenna diyoruz. Yok, mümkün ama değil. Yani şu anda benim böyle bir ben çünkü aynı zamanda hem dernek işin içindeyim, Özel Çocuklar Eğitim Derneği, hem Otizm Dernekleri Federasyonu yönetimindeyim, hem Türkiye Otizm Meclisi üyesiyim. Yani otizmle ilgili her şeyde var olmaya ve o az önce söylediğiniz o sesi hep çıkarmaya çalışıyoruz bir avuç insan. Ve zaman zaman çöküyoruz da. Çünkü çocuklarımızın vaktinden alıp da bu faaliyetlerde bulunuyoruz. Kerem Bey de ondan bahsetti zaten, bu faydayı sağlayalım. Evet, onun için bütün amacımız da işte devletin bu desteğini çoğaltabilmesi adına savunuculuk ve hak arayışları. Ama bu çok mümkün olamıyor. Tabii ki babanın maddi olarak bu işin içerisinde olması gerekiyor. Annenin de belki çalışması gerekiyor. Ama anne çalıştığında çocuk, yani biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Bu anlamda. Çünkü eğitim gerçekten Türkiye'de çok pahalı bir iş. Değil mi? Maalesef. Ama orada güzel bir haber var. Yani memnun olduğumuz, ben bizzati geçen yıl Türkiye'deki devlete bağlı olan özel uygulama okullarını ziyaret ettim. Gerçekten çok özverili öğretmenlerle birlikte destek de almışlar. Mesela Rize'de Zehra Uslu özel eğitim okuluna gittim. Devletin hizmet verdiği ve toplama bölgedeki çocukların hepsine eğitim verdiği, gerçekten mutlu eden okullar var. Artık var. Bursa'da var, Rize'de var. İşte bunlar artarsa, inşallah artacak. Bir de işte konunun böyle yukarıdan aşağı gelirken ailelerin bilinciyle birlikte ailelerin kabullenmesi durumu. Toplumun biraz daha böyle o konuda da hani suç değil ama kusurmuş gibi çocukları oturmuyor. Ay yazık falan. Tabii canım. Yani bu algının tabii gitmesi lazım. Özel çocuklarla onların yaşıtları birlikte oynama alanları var mı? Mesela bu, yani buradan duyurabiliriz de. Gerçekten ben kızımın çok isterim. Onlarla birlikte oynasın. Onlar Alya ile oynasınlar. Bu alanlar da aslında bazı çocuklar oyunla büyür çünkü. Şimdi onu bizim bir programımız vardı. Biz hani hem çocukları bir araya getirmek çalışmaları yaptık, hem de özel gereksinimli annelerle normal gelişen çocuk ailelerini bir araya getirip platformlar oluşturduk. Burada özel gereksinimli normal gelişen çocuk annelerinin devamlılığı daha az oldu. Bir süre sonra bıraktılar ve devam etmediler. Ve bir süre sonra da hani bu azaldı. Evet, var çalışmalar ama çok çok az. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi Türkiye'de yapılan bir Best Buddy Turkey projesi var. Bu Best Buddy Turkey projesinde farklı gelişen çocuklarla normal gelişen çocukların bir arkadaşlık projesi. En iyi arkadaşım. Ve bunu Anadolu Liseleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapıyorlar. Çok güzelmiş. Biz Kabataş Erkek'le bunu yıllarca yapıyoruz. Bir araştırma var. Otizmli çocukların veya Down sendromlu çocukların aslında normal yaşıtları gibi ilgi alanları olduğu. Sinema, bilgisayar işte vesaire. Ama normal gelişenlerin bunu anneleri, arkadaşlarıyla yaptığı, ama özel gereksinimli çocukların bunu anneleriyle yaptığı gibi bir gerçek var. Onun için Best Buddy projesini ben çok önemsiyorum ki aslında bütün okullara yaygınlaştırılması gereken bir proje bu. Nereden araştırabilirler? Yani Best Buddy Turkey koordinatörlüğü yazdığında girilebiliyor. Tabii, yani o hashtag'e bile girseler bulunabiliyor, değil mi? Bana da ulaşırlarsa ben onların telefonlarını da veririm. Ve Bu projenin içerisinde bu çocuklar arkadaş oluyorlar. Benim oğlumun kankisi var, Kaan. Mesela birlikte geçen hafta radyo programına çıktılar. Birlikte radyo programı yaptılar. Birlikte sinemaya gidiyorlar, fast foodlara gidiyorlar ve normal gelişen arkadaşlıklar gibi arkadaşlar geliştiriyorlar. Sizde de var değil mi vakıfta? Kooperatif. Kooperatifte pardon. Kooperatif. Tomurcuk Kooperatifi. Evet, engelliler ağındaki Türkiye'nin ilk sosyal kooperatifiyiz. Anneler işte böyle bir araya buluşuyor. Geldik. Kerem Bey'in dediği bu özel uygulama okullarını bitirdikten sonra çocuğunuz eve mahkum kalacak. Gideceği bir yer yok. O zaman ne yapacaksınız? İş başa düşüyor. Evet. Biz aynı okuldaki veliler bir araya geldik. Bu kooperatifi kurduk. Burada toplumdaki bu farkındalık çalışmalarını, ön yargının değişmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Eğitim merkezimiz var. Bu sadece akademik eğitimle yeterli olmadığını herkes söyledi. Sportif, sanatsal, kültürel alanlarda da eğitimler veriyoruz. Biz çocukları tüm gün alıyoruz o haftadaki 2 saatin dışında. Bir gün resim hocası geliyor, ressam geliyor, bir gün yoga geliyor, yaratıcı dans. Yani oyunculuk dersi istemiyor musunuz? Dram istiyoruz, drama dersleri var. Burada. Ritim derslerimiz var. Yani hayatın her alanındaki şeyden faydalanıyorlar. Burada dışarıdan gönüllülerimiz gelebiliyor. Bütün meslek dalları gelebilir aslında. Gelebiliyor tabii ki. Toplumsal hizmet uygulamaları dersleri var üniversitelerde, liselerde. Oradan öğrenciler geliyor. Bizim çocuklarla vakit geçiriyorlar. Şirketlerden veya gönüllü evlerinden bireyler geliyor, atölye çalışmaları yapıyorlar. Bizim işte dediğim gibi Dağın Kafemiz var, Türkiye'nin ilk sivil girişimle açılan Atölye 21 diye. Burada çocuklarımız servis yapıyor. İşte bu çalışmalara da annelerimiz yemek yapıyor. Ve gelen herkesi, konukları ağırlıyorlar. Çok güzel. Bir arada yaşamaya alışmaları ve öğrenmeleri gerekiyor. Bir de bu çocuklara da bunlara dahil oldukça, bu çalışmalara dahil oldukça da bu çocukların en çok ihtiyacı olan o onaylanma, o takdir edilme. Yani bu çocuk onu da ya müzikle doyurulmuş oluyor böylece. Hayatta hepimizin var olduğu bir iki de onaylanma ihtiyacı bu çocukların en çok ihtiyacı olan şey. Onu da müzikle yapıyoruz. Şimdi ben de onu diyecektim. Süremiz bitti çünkü. Olmadı. Çok güzel. Yorulmayız ve susarız. Sağ olun. Akşama kadar anlatabiliriz. Sabaha kadar. Biz konuşmaya devam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Varlığınızda özel, yolunuzda özel. Hepimiz birbirimiz için. Hepimiz birbirimizin tamamlayıcısıyız. Evet. Biz bazen önde, bazen gerideyiz. Bazen de yan yanayız. Ama amaç gönül yan yana birlikte olmak olmalı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ama Kerem söyledin. Ben neyzen geldim. Ben o nefesle bitirmek isterim izninle. Hay hay, memnuniyetle.